Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yegumul hisab, o dehşet hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatin. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe eyyahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam size iki ayet okuyacağım. Ayetler çok bildiğiniz, çok duyduğunuz ayetler. Genelde cenaze akşamları, meyyitin evinde ya da meyyitenin evinde okunan ayetler. Ne okunur en çok? Yasin, Tebareke. Bu iki sure okunur. Ben bu akşam Tebareke diye bilinen Mülk suresi. Kur'an'daki Mülk suresi 560'tan sonra gelir. 2,5 sayfalık bir suredir. Mülk suresinden ilk iki ayeti kerimesinin tefsirini yapacağım inşallah. Sure çok özel. Benim okumaktan çok keyif aldığım bir sure. Neden? Müjde var. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Mülk suresini okumaya devam edene kabir azabı tesir etmez. Bu surenin özelliği bu. Hadis-i şerifle müjdelenmiş bazı sureler vardır. Mesela Yasin Kur'an'ın kalbidir. Ölüleriniz üzerine Yasin okuyunuz. Rızkının bereketlenmesini isteyen Vakıya suresini her gece okusun gibi hadislerle bildirilen özel sureler vardır. Mülk suresi de bunlardan bir tanesidir. Alimlerin birçoğu Mülk suresi hakkında el münciye der. Münciye ne demek? Kurtaran. Neden? Kabir azabından, kabir sorgusu halinden kurtarıyor. İşimizi kolaylaştırıyor. İbn Abbas radıyallahu anh, sahabenin önde gelen ulemasından, Mülk suresi hakkında diyor ki, mücadele. Bu surenin ismi mücadeledir. Müdafaa eden, sakınan, koruyan sure demektir. Melekler geldiği zaman sorgu suale, hepimize, peygamberler de dahil, bu melekler gelecek mi? Bu kesin. Ölüm hepimize vaki olacak mı? Bu kesin. O zaman buraya bir hazırlık yapmamız lazım. Bize bildirilen bu hakikate kendimizi hazırlamamız lazım. Bu koruyan sureyi haftada 2-3 gün bile olsa okumamız lazım. Ben cenazelere gittikten sonra bazı çok hatırı olan kardeşler bizi evlerine davet ediyor. Hocam bir Kur'an okur, bir dua eder misin? Kur'an okumaya gittiğimde ya Mülk suresini okurum ya Yasin suresini okurum. Peşinden bir iki ayetin tefsirini yaparım. Dua ile olayı bağlarız. Sevaplarını hediye ederiz. Muhammed Aleyhisselam'dan aşağı doğru. En son Mevta'nın ruhuna diye. Bu sure böyle önemli bu sure kardeşler. Bu surenin iki ayeti çok kritiktir. Bu akşam bu ayetleri konuşacağız. Hayatımıza monte edeceğiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Muhakkak yüce Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz bize şöyle buyurdu. تبارك الذي, o Allah çok yücedir, en bereketlidir, en cömerttir. Bereketli, bereket kelimesi nereden gelir kardeşler? Temeli İslam'a dayanır. Allah'ın isimlerinden bir tanesidir, bereket. Hani bazı insanları görürüz iş hayatımızda, gündelik hayatımızda. Ya mübarek adam,
falan diye hitap ederiz. Mübarek adam ne demek? Bereketli. O ortama geldiği anda, bir laf ettiği anda, elini bir işe attığı anda o iş güzelleşir. O adama mübarek adam diye hitap ederiz. Bu mübarekler, bu bereketler nereden geliyor? Tebârekellezî, o Allah en yücedir, en zengin olan, en bereketli olan, bütün bereketin menbaı, dağıtan Allah, Allah'ın esmasından bir tanesi. Mevla Teala'yı tanımak lazım kardeşler. Tanımanın yolu Kur'an'dan geçer. Kur'an'la ne kadar fazla içli dışı olursanız Allah'ımızı o kadar kolay tanırsınız. Allah'tan en az kim korkar? En az kim tanıyorsa, Rabbi, yaratıcıyı kim en az biliyorsa en az o korkar. Meydan okuyucudur, kibirlidir, gururludur. En çok kim korkar Allah'tan? En çok tanıyan kimse o korkar. Mevla Teala Kur'an'da diyor ki Allah'tan en çok alim olanlar korkar. Neden alimler korkuyor? Çünkü Kur'an'ı ve sünneti en çok onlar okumuş. Okudukça Rabbi daha iyi tanıyorlar. Tanıdığın zaman da onun kudretini bilirsin ve sınırlarını daha iyi çizersin. Haddimi aşmayayım diye korkarsın, çekinirsin, saygısızlık yapmazsın. Tanımadığın zaman hiç korkmazsın. Bunu bir misalle yakınlaştıracağım. Yolda İstanbul trafiğinde araç kullanıyorsun, bir adamla takıştın. Biliyorsunuz böyle trafikte saykolar vardır, psikopatlar. Takışmak için sağda soldaki adamla, alayım mı anahtarını falan demek için fırsat kollarlar. Kimle kavga yapabilirim? Evde hanıma laf söyleyemiyorum, bari yolda trafikteki adama çatayım derler. Bunlar saykodur. Herkesin başına gelir. Ya onun başına sen bela olacaksın, o senin başına bela olacak ya da sen kaçanlardan olacaksın. Her zaman kaçanlardan olun. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır. Fefirru ilallah, Allah'a kaçınız. Kur'an diyor ki Allah'a kaçınız, firar edin. Allah bizi kaçanları kendisine sevk ediyor. Bana firar edin, kaçın. Çünkü dünyada birçok sıkıntı, problem var, birçok sayko var. Kötü insanların sayısı ileriden daha fazla. Ehliyeti kasaplardan alanların sayısı, kurstan alanlardan daha fazla biliyorsunuz kardeşler. Bu tip saykolar denk gelebilir. Geldi yolda, bir atıştınız, bir kibirli tavırlar, bir horoz başı mücadelesi falan. Adam tak önüne kırdı arabayı. Bu adam da gaflette bulundu, bağırdı çağırdı ona ama önüne kırdı arabayı. Şimdi olay cinayete kadar gider. Haberleri biraz seyrediyorsunuz akşamları, sonuçları görürsünüz kardeşler. Bu olay cinayete kadar gider. Şimdi aracının yolu kesilmiş olan kişi kapıyı açar ve dışarıya çıkar. Diğer adam da ne oluyor, laf yapıyordun, şekil yapıyordun, bana bakıyordun, ediyordun falan diye atışmalar başlar. Yolu kesen kişiye bir arkadaşı görür, tanır ve koşa koşa gelir şöyle der. Kardeş ne yapıyorsun ya? Adam hakim. Ben bu adamı tanıyorum, hakim bu. Aman kulağına söyler bunu. Diğerine söylemeden, bildirmeden. Şimdi takıştığı, az önce trafikte takıştığı kişinin bir hakim olduğunu bilen yol kesici, sayko, o adama yumruk atar mı? Yoksa aman ya deyip kaçıp gider mi? Yumruk atıyorsa 10 seneyi göze alıyor demektir yani. Yumruk atacaksın. Bir yumruğa 10 sene yatarsın kardeş. Tek yumruk. Bir kere erkeklik yaparsın, 10 sene kadınlık yaparsın koğuştaki erkeklere. Erkeklik bir dakikadır. Yumruğu attın mı içeridesin. Erkeklik bitti artık. Şimdi koğuşta kadınlık yapacaksın. Hizmet, her tarafı temizle. Adamın hakim olduğunu, emniyet müdürü olduğunu, savcı olduğunu duyduğu anda hemen geri çekilir. Aman abi ben yanlış anlamışım, kusura bakma, özür dilerim ya falan der. Arabasını çeker gider. Neden? Çünkü tanıdı artık. Onun bir rütbesi olduğunu, sıradan bir insan olmadığını anladı. O bir hakim. Hakim demek iki dudağın arasında. Seni istediği anda 3-5 sene içeriye atabilir. Küçük bahanelerle, basit bahanelerle. Bilmekle alakalı bu. Allah'ı bilirsen, hakimlerin hakim olduğunu bilirsen saygısızlık yapma ihtimalin düşer. Ne kadar çok tanırsan Rabbini o kadar saygı duyarsın. O kadar korkarsın, çekinirsin ve günaha girme konusunda kendini bu kadar sakınırsın. İşte tebârekellezî, cömertlerin en cömertidir. Kudretlilerin en kudretlisidir. Tebârekellezî, o Allah ki mübareklerin en mübareğidir. En cömert, neden en cömert? Daha anamızın karnındayken kardeşler, anamızın karnındayken bize gözleri verdi. Anamızın karnında bizim gözlere ihtiyacımız var mı? Görebiliyoruz mu? Görebilen bebek var mı annesinin karnında? Anamızın karnındayken bize akıl verdi. O aklını kullanacak mısın annenin karnında? Hani bir bebek var mı düşünen,
Yarın dışarıya çıktığımızda ne yapacağız? Hangi bulmacayı çözebilirim? Hangi mesleği seçeyim acaba? Diye annesinin karnında düşüncelerde bulunan bir bebek var mı? Yok. Eller verdi. Elleri kullanıyor mu bebek? Yok. Ama Allah verdi. Ayaklar var. Annesinin karnında bebeğin ayakları var. Kulakları var. Dili var bebeğin. Annesinin karnında. Ama bunları kullanıyor mu? Hiçbirini kullanmıyor. Zenginlerin, cömertlerin en cömerti olan Allah hiçbir şey almadan o bebeğe devamlı verdi. Sayamayacağımız binlerce nimeti verdi. Daha hala o nimetleri kullanmıyor. Bak annesinin karnında. Ya çıkacak, yaşayacak ya da annesinin karnında ölecek. Garanti değil. Çıktığı anda ölü de doğabilir. İşte böyle bir cömert ilaha sahibiz ve bu ilah bizden kulluk istiyor kardeşler. Bu kulluğu yapacaksın. Rabbin için bir şeyler yapman gerekiyor. Tebârekellezî biyedihil mulk. O Allah ki mülkün tamamı onun elindedir. Biyedihi onun eli demektir. Ehl-i sünnet uleması el, göz, yüz gibi ayet-i kerimelere hep müteşabih ayet demişlerdir. Ve manası, bir mana vermişlerdir ona. Tenzih akidesinde olduğumuz için Allah'ı yaratılmış kullara benzetmeme adına bir mana vermişlerdir. Allah'ın eli var, ayağı var, oturur, kalkar, gelir gider dersen yaratılmışa benzetirsin. O zaman başka bir ayet-i kerimeyi inkar etmiş olursun. O ayet neydi? Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye. Bu ayet külli bir ayettir. Dolayısıyla herhangi bir başka ayet okuduğun zaman Kur'an'dan Allah'ı benzetecek her şeyden tenzih edeceksin. Tenzih akidesi Ehl-i Sünnet'in merkezindedir. Dolayısıyla biyedihil mülk, mülk onun kudretindedir, onun gücünün altındadır. Ayetini nasıl, cümleleri nasıl alınacağız ayetin içinde? İmam Razi diyor ki, bu ayetin bu cümlelerinden anlıyoruz ki Allah hem meliktir, melik yöneten demektir, idareci, hem de maliktir. Yönettiği tüm kainata, tüm galaksilere malik, sahip. Dünyada melik çoktur, Firavun da bir melikti. Yıldırım Beyazıt da bir melikti. Timur da bir melikti. Melik hükümdar demektir. Ama malik miydi? Malik değil. Bir hükümdar toprakların sahibi olduğunu söyleyebilir. Bu devlet benim der. Ama o devletin içinde farklı farklı küçük topraklar, dükkanlar ve evler halka aittir. Bak melikin değil. Malik değil. Melik ama malik değil, sahip değil. Halka ait. Her melikin toprakları içinde halka ait nesneler vardır, eşyalar vardır. Allah'ın melikliği nasıl? Allah'ın melikliği yani yöneticiliği kainatın tamamına malik. Evine, arabana, karına, çocuğuna malik olması bir tarafa, gözlerine malik. Kulaklarına malik. Bak bir anda gözlerinin perdesini bir alıyor, nurunu bir alıyor göremiyorsun. Halbuki yıllardan beri görebiliyordun. Malik böyle bir kudrete sahip. İstediği anda sana verdiği herhangi bir nimeti bir anda çekip alabiliyor. İstediği anda. Yıldırım Beyazıt Han, Osmanlıların sultanlarından, Sultan Murat'tan hemen sonra geldi. Dördüncü sultanımız. Allah ondan razı olsun. Hayatı cihatla, savaşla geçti. Yaptığı bütün savaşları kazandı. Tek bir mağlubiyeti var. Kime? Timur'a. Emir Timur. O da Müslümandır. Zalim bir Müslüman, Allah korkusu olmayan. Müslümanların kanını dökmekten, zorbalıktan korkmayan bir Müslüman. Devamlı tahrik etti Yıldırım Beyazıt Han'ı. Batı'ya çok fazla sefer yaptığı için ve gittiği her tarafı ihata ettiği için, fethettiği için büyük bir kıskançlıkla Yıldırım Beyazıt üzerine geldi. Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Bismillah. 150 bin kişilik orduyla Ankara'ya geldi. Yıldırım Beyazıt Han'ın ordusu 70 bin kişi. Karşı taraf Timur 150 bin kişi. Dünyanın gördüğü en kalabalık ordu. Fakat bir artı daha var. Timur'un ordusunun ön tarafında 30 fil var. 30 fil. Fillerin tamamını birbirine zincirle bağlıyor. Ve ön cepheyi, merkezi fillerle yarmaya çalışıyor. Girdiği her savaşı kazanan bir lider de bu, Timur. Şimdi Allah Teala Hazretleri Yıldırım Beyazıt Han'a kafasında cihad olduğu için, İslam'ı dünyaya yaymak olduğu için hep zafer verdi. Hep zafer. Hiç mağlubiyet vermedi. Hep zafer, hep nimet verdiği için bazen nimet üstüne nimet gelince insanlar kibirlenir. Yıldırım Beyazıt Han'ın Timur'a kaybetmesinin en büyük sebebine bugüne kadar girdiğim bütün savaşları kazandım, Allah'ın izniyle bunu da kazanırım demesi. Hayır. Rakamsal olarak bir kere senin iki katın.
Artı teknolojik olarak senden daha ileride filleri var. Artı gece vakti baskın yapmak yerine kibirlendin, gururlandın. Ben mert, göğüs göğüse çarpışacağım dedin ve onların hazırlanmasına fırsat verdin. Gece vakti baskın yapsaydı bütün olay dengelenirdi. Allah size herhangi bir nimet verdiği zaman sakın ola elinizden çıkmayacakmış gibi davranmayın. Çünkü hemen alabilir. Hemen. Süleyman Aleyhisselam dedi ki, onlarca çocuğum olacak, dünyanın her tarafına İslam'ı ulaştıracağım. Bu gece bütün eşlerimle beraber olacağım. Allah bana onlarca çocuk verecek dedi. Ama inşallah demeyi unuttu. Allah çok çocuk verdi ama bütün çocuklar ölü doğdu. Bütün çocuklar ölü doğdu. Bakın bir peygamber bu. Bir peygamberin duası kabul olmaz mı? Olur ama kibirlendiğin zaman ve inşallah demediğin zaman Allah sana verdiği nimeti tak diye çekip alıyor. Bunu niye yapıyor? Hiçbir şeyin garanti olarak sahibi değiliz. Hiçbir şeyin maliki biz değiliz. Malik odur, melik odur, yönetici odur. Biraz kibirlendiğimiz, gururlandığımız anda bizi terbiye etmek adına küçük şefkat tokatları vurur. Bunlar mağlubiyetlerdir. Zafer günlerini onların arasında döndürür dururuz diyor Kur'an. Onlar kim? Müslümanlar, kafirler. Zafer günleri bir bize, bir onlara dönüp duruyor. Ama niyetin, samimiyetin çok kuvvetli, çok sağlam olunca 10 savaşın 9'unu, 8'ini kazanabiliyorsun. Osmanlı sultanları gibi. Murad-ı Hüdavendigâr, onun babası, Yıldırım Beyazıt Han'ın babası. Girdiği bütün savaşları kazandı. Bir tane mağlubiyeti yok. Ölümü de savaş meydanında olan tek sultan. Allah onlardan razı olsun. Amin. Diğer sultanlar hep yataklarında ölmüştür. Murad-ı Hüdavendigâr savaş meydanında ölmüştür. Kazandığı bir savaştan sonra. Bunlar böyle insanlar. Gururlanmazsan, Allah'ın dinini yaymak için uğraşırsan, dünyaya hükmettirir Allah seni. Timur, Yıldırım Beyazıt Han'ı yendi. Geriye dönerken öldü. Timur'un imparatorluğu, dünyanın en büyük imparatorluğu o dönemde, 10 yıl içinde darmadağın oldu, bitti. Osmanlı, Ankara Savaşı'nı kaybetti, Yıldırım Beyazıt Han. Esir düştü, 1-2 yıl içinde öldü. Kahrından öldü, mübarek. Osmanlı 10-15 sene içinde tekrar dirildi ve 3 kıta 7 denize hükmetti. Dünyaya hakim oldu. Timur'un hükümranlığı 10 senede darmaduman oldu. Osmanlı 10-15 senede gelişmeye, büyümeye devam etti. Bakın, sonuca bakın. Savaş kaybedebilirsin. Bazı kaleleri kaybedebilirsin. Sonuca bakacaksın. Büyük resme bak. Büyük resimde Allah İslam'ı dünyaya hakim kıldı. İşte melik budur, malik budur. Olayı böyle anlamak lazım kardeşler. Bismillah. Devam etti Allah'ımız. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Mülk onun elindedir ve o küllü şeye, her şeye kadir olandır. Ne anlayacağız bu ayetten? Sen dünyada herhangi bir başarı elde etmek istiyorsan herhangi bir işte, bir iş mi kuracaksın? Herkes başarılı olmak ister değil mi? Bir ticaret kapısı açacaksın, bir lokanta açacaksın. Burada başarılı olmak istiyorsun, ikinci lokantayı, zincir lokanta sistemini açmak istiyorsun. Helal nimet vereceğim, bol bol dolduracağım, bütün malzemeleri bol vereceğim, az kar yapacağım, sürümden kazanacağım. Hem halka hizmet edeceğim, hem zenginleşeceğim, zekatımı fazlaca vereceğim. Bak bu niyet güzel bir niyettir. Sen bu niyeti ortaya koydun. Ama peşinden bir şey yapman lazım. Allah'ım melik ve malik sensin. Başarılı olmak için senden yardım istiyorum. Şu işlerime bereket ver. Allah işlerine bereket verirse o her şeye kadirdir. Ve huve ala kulli şeyin kadir diyor ayetin sonunda. O her şeye kadir. İşlerine bir bereket verirse o kadar basit, o kadar kolay çözülür ki eline attığın altın olur. En büyük firmalar çok küçükten başladılar kardeşler. Küçük adımlarla başladılar. Biz Müslümanlar da ticaretimizi hem dünya ticaretimizi hem maneviyat, ahiret ticaretimizi küçük adımlarla başlatacağız. 5 vakit namaza başlattığım yüzlerce, binlerce insan var. Başlama yöntemlerine küçük adımlar. Günde bir vakit. Her gün bir vakit namaz kılarak başladılar. Sonra bizi geçtiler. Şimdi onlar 8 vakit kılıyor. Teheccüdü, işrakı, istiharesi falan. Ben hala 5-6 vakitle iktifa ediyorum. Bak seni geçiyorlar. Bir vakitle başladılar ama. İlmi öğrenmek de bunun gibidir. Küçük adımlarla gireceksin. Allah'tan seni geliştirmesini isteyeceksin. Ve Allah sana yaptığın işi kolaylaştıracak. Rabbim bize yardım etsin. Amin. Sonraki ayet. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ O ki, o Allah ki yarattı, halaka yarattı.
El-Mevte neyi yarattı? Ölümü yaratandır. Allah ölümü yaratandır. Ölüm. Ölüm kötü bir şey değil mi hocam? Ayrılık ölüm ya. Kardeşler, ölüm kötü bir şey değil. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki ölüm bir nimettir. Başka hadisinde lezzetleri kaçıran ölümü çokça hatırlayın. Çokça hatırlayın. Bu ölüm kesinlikle hatırlanması gereken, bilinmesi gereken bir nimet. Hastalıklarım var, sorunlarım var, sıkıntılarım var. Bir gün bir kalp krizi geçiriyorsun, tak, ölüyorsun. Namazın yerinde zekatını veriyorsun, hacı yapmışsın. Şimdi sana ölüm ne oldu, nimet oldu mu? Oldu. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, ani ölüm mümin için rahmettir. Kafir için büyük azaptır. Ani ölüm. Bir anda tak tak kalp krizinden Allah Teala rahmetli babam gibi. Bizi de öyle alsın kardeşler, ani ölümle alsın. Kimseye çektirmeden ve çekmeden Rabbimize kavuşalım. Ölmek için hastanelerde yalvaran binlerce insan var şu anda. Kanser teşhisi koymuşlar. Çürüme bütün vücuda yayılmış. Allah'ım al canımı diyor. İslamiyet'e göre al canımı demek, ölmeyi istemek caiz midir? Değildir. Muhammed Aleyhisselam diyor ki çok sıkıştıysanız, çok zorda kaldıysanız şöyle dua ediniz. Allah'tan ölümü istemeyiniz ey sahabelerim. Çok zorda kalırsanız şöyle deyiniz. Ya Rabbi yaşamak için benim için yaşamak hayırlısıysa yaşat. Ölüm hayırlısıysa beni öldür. Bunu diyebilirsin. Bak bu cevaz var. Ama Allah'ım beni öldür deme. Çünkü senin onun kudret ismini ortadan kaldırmış oluyorsun. Yani Allah bu hastalıktan beni kurtaramaz. Kanserim dördüncü evre her tarafıma yayılmış. Artık buradan dönüş yok. Yaşatamaz beni. Onun gücü yetmez demiş oluyorsun. Ama bu sefer ayeti inkar etmiyorsun. Etmiyor musun kardeşim? وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ O Allah her şeye kadirdir. İman etmedin mi? Mülk suresi. Her şeye kadir. Madem her şeye kadir, benim bu hastalığımı da bir anda yok etmeye ve sağlığa kavuşturmaya kadir. Muhammed Aleyhisselam'ın duasını hatırlayın. Ya Rabbi senden bütün hastalıkları yok eden kuvvetli bir şifa istiyorum. Senden bütün hastalıklarıma galip gelecek bir şifa istiyorum. Şifa ile hastalık savaş halindedir insan vücudunda. Şifayı kuvvetli istersen ve Allah duanı kabul ederse senin hastalıklarına galip gelir. Kardeşler mümkün olduğu kadar biraz daha ön tarafa minibüs modu yapalım. Gelen insanlar var arka taraftan rahat rahat otursunlar. Ölüm bir nimettir kardeşler. Muhammed Aleyhisselam ölüme bakışımız bizim kalitemizi ortaya koyuyor. Sahabe bir adamdan bahsediyor. Ölmüş bir adam. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki nasıl bir adamdı? Tanıyor musunuz? Ey Allah'ın Resulü tanıyoruz çok iyi bir adamdı. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ölümü hatırlaması nasıldı? Ölümü konuşmayı, ölümü hatırlamayı sever miydi? Ey Allah'ın Resulü sevmezdi. Ölümden bahsetmeyi istemezdi. Demek ki iyi bir insan değil. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki ölümden bahsetmeyi istemiyorsa, ölümü hatırlamıyorsa demek ki dediğiniz gibi biri değil. Çünkü mümin için ölüm bir nimetse, bir kavuşma ise Allah'a o zaman bundan korkmamalı. Bundan uzak kalmamalı. Bahsettiğiniz adam iyi bir adam diyorsunuz. Ama ölümden bahsetmiyor, hatırlamıyor, konuşmak bile istemiyor. Herhangi birisi ölüm ayeti okuduğu zaman, ölen birilerinden bahsettiği zaman yahut biz de bir gün öleceğiz dediği zaman konuyu değiştiriyor. Ya değiştir konuyu ya. Fener'e Hoza gelmiş ondan bahset diyor. Ne ölümü? Ne ölümü? Sen nasıl bir zayıf Müslümansın? Neden ölümü konuşmak ağrına gidiyor? Neden? Panik atak diye bir hastalık var şu anda. Her beş Müslümanın bir tanesinde panik atak. Bu konuda birçok konuşmam, sohbetim var. Yaşadım mı hiç hocam? Hayatımda bir kere, bir gece oldu bana bu. Panik atak halini size şöyle anlatayım. Bütün vücudunuzda bir karıncalanma olur. Gece yatarsınız böyle. Vücudun tamamı karıncalanır. Sonra kalp normalin iki misli atar. Normal atış şeklinin iki katı fazla atar. Soğuk soğuk terler dökmeye başlarsınız. Mideniz kasılır. Acayip bir şekilde kasılır mideniz. Böyle eğilir gibi olursunuz. Sol kolunuz uyuşur. Şöyle dersiniz. Hemen şeytan gelir ve şöyle der. Benim yaşadığımı anlatıyorum. Ölüyorsun artık işin bitti. Hazır ol. Gittin artık. Namazların falan seni kurtarmayacak. Sağ taraftan hemen melek gelir şöyle der. Sen zaten hazır bir adamsın. Hiç şeytanın vesvesesini dinleme.
sana o bildiğin ve devamlı vaazlarında anlattığın ayeti hatırlatırım. Şeytan gelirse melek de gelir. Allah bizi boşlukta bırakmamıştır. Şeytan vesveseyi verdikten hemen sonra melek gelir, fısıltı verir. Sana bilgileri hatırlatır. Allah Teala ne buyuruyor? Ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edebilirler, ne de bir saat öne alabilirler. Yestakdimun, takdim edebilirler, öne alabilirler. Ecelleri geldiği zaman. Şimdi şeytan vesveseyi verirken gidiyorsun, ölüyorsun tamam falan derken, kalp atışların normalin iki misline çıktığında, terlemeler, soğuk soğuk terler döküyorken, hemen melek fısıltısıyla o ayeti kerimeyi bana hatırlattı. Dedim ki ya, insanı ölümden eceli korur. Eğer benim zaten vaktim geldiyse, 100 tane doktor da gelse buraya beni kurtaramazlar. Vaktim gelmediyse, bırak virüsü, COVID'i bilmem neyi, şu pandemide evden çıkamadım işte. Birkaç ay biliyorsunuz pandemide evden çıkamadık. Yürüyüş yapamıyorum, spor yapamıyorum, evde tıkıldım kaldım, psikolojim bozuldu. Bir gece tak, panik atak geldi. Zihnimle, ilimle, bilgiyle panik atağı hayatımda bir kere başımdan geçti. O anda gırtlağına çöktüm ve bitirdim. Allah'a şükürler olsun. Bir daha hiç başımdan geçmedi. Ecel. Ecel ayetini unutmayınız. Bu ayet sizi ölümden korur. Ordunun ortasında savaşa girsen, vaktin gelmediyse hiç kimse seni öldüremez. Çizik bile almazsın. Bu ayet ecel ayetidir. Ölüm bir nimettir kardeşim. Eğer devası olmayan bir hastalıktan ölürsen, zaten kitaba göre şehit oluyorsun. Muhammed Aleyhisselam böyle bir adamın şehit olacağını söylüyor. Bizim bütün amacımız, gayemiz şehit olmak değil midir? Allah bizi şehitlerden yazsın kardeşler. Amin. Amin. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ O Allah ki ölümü yaratmıştır. Ölüm neden nimet? Onun bir açıklamasını daha yapıyor İmam Razi. Diyor ki, dünyada yaptığımız bütün fiiller, hareketler, çalışmalar ahiret kazancı içindir. Oraya yatırım yaparız. Bütün bu ibadetlerin tamamı ahiret için yatırım yaparsın. Dolayısıyla yaşıyorken, hayattayken, bu ibadetleri yapıyorken sorumlusun. Hala üzerinde bazı görevler var, vazifeler var. Ama öldüğün zaman vazifeler senden sakıt olur mu? Bütün hac vazifesi, zekat vazifesi, namaz, oruç bunların tamamı senden sakıt olur. Allah öldükten sonraki saniye sana hesap sormaz. Artık bitti. Bu nimeti yaptığımız şeylerin karşılığını bize ne veriyor? Ölüm veriyor. Ölümle beraber artık yaptığın hareketlerin karşılığını alma vakti geldi. Yani ölüm, dünya ile kıyas edecek olursak, size yakın bir misal vermem gerekirse, ölüm işçinin ücretini alma paydos zili. Bir hafta boyunca çalışmışsın tekstil atölyesinde. Son zil, cumartesi günü saat 1, öğle vakti. Paydos zili. Dırırırt çalıyor. O zil senin için keyifli bir zil mi? Yoksa bir işkence mi kardeş, işçi kardeş? Nedir? Keyifli bir zil çünkü şimdi paramı alacağım, ücretimi alacağım ve 1,5 gün boyunca dinleneceğim. Ailemle beraber ihtiyaçlarımızı gidereceğiz. İşte o zilin manası bu ayette ölümdür. Ölüm o zildir, son dakika zili. Allah senin yaptığın işlerin karşılığını görmen adına ruhunu teslim alıyor. Bedenini toprakta bırakıyor ama ruhun sonsuzluğa gidiyor. İşte bu ölüm böyle bir nimettir kardeşler. Allah Teala son nefesimize geldiğimizde şehadetle gidenlerden etsin. Amin. Amin ki buyurun beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Burada söylemek çok kolay değil mi kardeşler? Aklımız başımızda, dilimiz keskin. Hatırlatan insan çok fazla. Ölüm döşeğinde işte zor olan o. Şeytan karşımızda devamlı şaklabanlık yapıyor. Elinde su var. Bana secde et, başını hareket ettir, yeter diyor. Şehadete falan gerek yok diyor. Suyu sana ben vereceğim, Allah vermeyecek diyor. Şaklaban, tiyatrocu. Etrafımızdaki insanlar bize şehadeti hatırlatmıyor. Hala boş dünya muhabbetleri peşindeler. O anda şehadeti getirmek çok zor. Bu yüzden şu duayı farzlardan sonra yapınız. Allah'ım son nefesime geldiğimde
bana şehadeti Muhammed Aleyhisselam temessül etsin ve o bana şehadeti getirsin. Amin. Amin. O bana hatırlatsın. Peygamberini görenler vardır öldüğü zaman. 100 kişiden 2-3 kişi de bu olur. Samimi salih müminler. Şehadet duasını çok yapanlara Allah nasip eder. Muhammed Aleyhisselam ölmeden önce gelir ve telkin eder. Velilerin hayatlarında, menkıbelerinde bu bilgiler görülür. Benim de şahit olduğum birkaç mevtanın yakını bu bilgiyi bize verdi. Ne oluyor? Beni kaldırın dedi hocam. Ölmeden önce ne oldu Ahmet amcaya? Hocam dedi ki beni kaldırın. Peygamberimiz geldi. Ahmet amca 70 yaşında. Bütün namazlarını cemaatle kılmış. Hastalığına kadar. Özelliği o. Hasta bir adam devamlı cemaatle namaz kılıyor. Son anda ne oluyor? Nasıl? Ne yaptınız? Hocam çok güzeldi. Son anı şöyle oldu. Beni doğrultun. Oğlum beni doğrultun. Peygamberim geldi. Dedi biz panikledik. Hiçbir şey görmüyoruz tabii. Ama ya perdesi kalktı bir şey oldu. O bitkin adam hemen doğruldu. Yastığına yaslandı. Mütebessim bir ifadeyle şehadet getirmeye başladı. Birkaç dakika içinde gitti hocam. Bu çok açık bir işarettir. Peygamberimiz temessül etmiş. Allah'ım bize nasip et ya Rabbi. Amin. Amin. Devam etti Allah'ımız. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ O Allah ki mevti yaratandır, ölümü yaratandır. وَالْحَيَاتَ Ve hayatı yaratandır. Kardeşler, hayat ölümden önce gelmesi lazım değil mi? Yani biz dünyada yaşıyoruz şu anda, bir hayattayız değil mi? Önce hayat, sonra ölüm olması lazım. Ama Allah burada önce ölüm, sonra hayat diyor. Bunu nasıl anlayacağız hocam? Alimler çok özel bilgiler veriyorlar ayetin bu kısmı için. Neden Allah önce ölümden bahsediyor, sonra hayattan bahsediyor? Çünkü ölüm hayattan daha kesin bir gerçeklik. Hayata gelip gelmeyeceğimiz annemizin karnında belli değil. Bak ölü olduğumuz kesin. Annenin karnında ölüsün. Çünkü üç evredesin annenin karnında. Önce nutfe, sperm. Spermken canlı mısın, ölü müsün? Ölüsün. Halen ölüsün. Sonra bir kan pıhtısı, alaka. Sperm, alaka, sonra mudga, bir çiğnemet. Bak üç evre var anne karnında. İlk bir iki ay spermsin. Sonra kan pıhtısına dönüştürüyor Allah seni. Annenin rahmine yapıştırıyor kan pıhtısı. İkinci ayda. Üçüncü ayda mudga, bir çiğnemet. Daha kemik yok. Ruh ne zaman veriliyor? Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle 120. gün, dördüncü ay. Allah ruhundan üfler. Melekler önce bir şekil verir, daha canlanmamış şekil verir. Sonra Allah ruhundan üfler. Ne zaman geliyor can? Can dördüncü ayda geliyor, 120. gün. Bak o zamana kadar ölüsün. Canı verecek mi, vermeyecek mi? Allah'ın kudretinde. İster verir, ister vermez. Ölü doğan çocuk yok mu? Şu anda rakamlarda her 100 çocuğun ikisi, üçü ölü doğuyor. Çocuk doğuyor, ağlamıyor. Ağlamadığı zaman zaten ölü doğmuş anlamına geliyor. Ağlamıyor. Diri doğan çocukların ortak özelliği ağlamaları. Hemen ağlamaya başlıyorlar. Hemen anne baba seviniyor. Tamam diyor bizim çocuğumuz. Elhamdülillah. Allah hayat verdi. Dolayısıyla ölüm hayattan daha kesin bir gerçeklik. Bu yüzden Allah Teala Hazretleri ölümü hayattan önce zikrediyor. Zaten eşyanın tabiatında ölüm, cansızlık candan önce gelir. Her zaman eşyada önce cansızlık vardır. Mevla Teala Hazretleri önce hayvanları yarattı. Bizden önce hayvanları yarattı. Sonra cinleri yarattı. Ondan sonra biz insanları yarattı. Bak her taraf cansız. Kainat cansız. Bitkiler, hayvanlar, cinler, insanlar. Hayatı ölümden sonra veriyor. Önce bir ölüm, önce bir yokluk var. Yokluktan sonra hayatı veriyor. İşte bu böyle kardeşler. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ O ki ölümü yaratmıştır. وَالْحَيَاةَ Ve hayatı yaratandır. لِيَبْلُوَكُمْ Sınav etmek için sizi. Bu ölümü, bu hayatı, ateistlerin ve deistlerin varoluşsal bir problemi vardır. Agnostikler, varoluş problemi. Biz niye var olduk? Amaç ne? Şu anki anlatacağım şeyler ateistlere ve agnostiklere. Varoluş amacını Allah Teala sana burada anlatıyor. Bu ölüm, hayat, savaşlar, imtihanlar, sınavlar, cennet, cehennem, ahiret, hesap bunlar niye var? Allah neden bunları yaptı?
لِيَبْلُوَكُمْ Sizi sınav etmek için, sizi denemek için. اَيُّكُمْ Sizleri. اَحْسَنُ عَمَلًا Sizden hanginiz? اَحْسَنُ amel Yani güzel amel işleyecek diye denemek için biz ölümü yarattık ve hayatı yarattık. Kardeşler, hangimiz daha güzel bir amel yapacağız, edeceğiz diye Mevla Teala ölümü ve hayatı yarattı. Bize hesap vereceğimizi bildirdi. Güzel mi iş yapacağız, güzel hareketlerde mi bulunacağız? Yoksa kötü bir yaşam mı süreceğiz? Tercihlerimiz ne? İnsanı kaliteli bir insana dönüştüren yahut da bir çöpçüye, Kur'an'ın deyimiyle esfele safiline, aşağıların en aşağısına dönüştüren seçimleridir. Seçimlerde neyi yapıyorsun? Tercihin ne? Helal olanları mı tercih ediyorsun, günah olanı mı tercih ediyorsun? Buna bakman gerekiyor. Helal yolları tercih etmiyorsan, hep günahların peşindeysen kaybettin. لِيَبْلُوَكُمُ kaybettin. Yani sizi sınav edeceğizi kaybettin. Hala gıybet etmeye devam ediyorsan, gıybetin günahının idrakine varmadıysan, bu nereye gidebilir, ne olabilir demiyorsan, bunun tövbesini yapmıyorsan, helallik de almıyorsan seçimleri yanlış yaptın kardeş. İstediğin kadar namaz kıl. Hala gıybet ediyorsun. Velilerden bir tanesine iki kişi geldi. Bir kişi hatırlı olan arkadaşının kolundan tuttu getirdi. Dedi ki şeyhim, bu kişi benim hakkımda gıybet yapıyor ve başkaları hakkında da gıybet yapıyor. Talebeni sana şikayete geldim. Lütfen bize bir nasihat et. O kişi gıybet hastalığı, daimi müptelalığı olan kişi dedi ki şeyhim ben tövbemi yaptım. Allah beni affetsin diye tövbe ettim. Tövbeden sonra da bir daha gıybet yapmadım. Şeyh Efendi diyor ki evladım bazı günahların tövbesi tövbe demek de olmaz. Bir şeyler yapman lazım. Senin tövben yerine gelsin diye Allah seni temize çıkartsın diye seninle bir iş yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız efendim? Yarın kuş tüyü bir yastık al köyün meydanına gel. Orada beraber bir tövbe yapacağız. Ancak o zaman Allah bizi affeder. Peki efendim, Şeyh Efendi söylüyorsa bir hikmeti vardır. Kuş tüyü yastığı alır, köyün meydanına gelir. Şeyh Efendi elindeki makası alır. Al kardeşim bu makası. Yastığı her tarafından kes ve tüyleri dağıt. Adam yastığı keser, tüyler rüzgar içinde dağılır. Her bir tüy parçası başka bir tarafa gider. Şeyh Efendi şöyle der. Hadi bakalım topla şimdi bütün kuş tüylerini ve yastığı tekrar dik. Adam şöyle der, efendim yapmayın etmeyin bu tüyler biri bir tarafa gitti, biri öbürünün tarlasına girdi, birini hayvanlar yedi, biri uçtu rüzgarla beraber öbür köye gitti. Ben şimdi bunları nereden toplayayım? Kardeşim onu alır mısın elinden? Ben nereden toplayayım şimdi bu tüylerin hepsini? Evladım işte gıybet yani kul hakkı da bunun gibidir. Yaptığın dedikodunun nereye gideceğini, kaç tane insanın kulağına ve diline gireceğini, meşgul edeceğini, kaç kişiyi günaha sokacağını bilemezsin. Bu gıybetin nerelere kadar uzanacağını bilemezsin. O yüzden tövbe yapmak kifayet etmez. Kaç kişi bu gıybete ortak olduysa, bu dedikoduyu yaymaya devam ettiyse her birini teker teker bulacaksın. Tövbe ettiğine şahit tutacaksın. Bir, iki, helallik isteyeceksin. Helallik. Kimin hakkında gıybet yaptın sen? Muhammed'in hakkında yaptın, Ömer'in hakkında yaptın, Yakup'un hakkında yaptın. Bu üç kişiyi bulmak zorundasın. Kardeşim, arkandan biraz atıp tuttum, gıybetini yaptım. Tövbemi yaptım, haberin olsun. Senden helallik istiyorum. İster helallik verir ve 10 katı sevap kazanır. İsterse helallik vermez, ahirette sevaplarını alır. 1 katı. Şimdi kul hakkı alacakları da ahirette böyledir. Muhammed Aleyhisselam bize o sahneyi anlatıyor. Kul hakkı olarak birilerinden alacağınız olduğunda faziletliler, hakkını helal eder. Allah ona ahirette 10 katını verir, hakkının 10 katını diyor Efendimiz Aleyhisselam. Öfkeliler, sinirli, ben helal etmek istemiyorum. Günahlarımı üstüne alsın yahut da ben onun sevaplarını alacağım ahirette. O yüzleşmeyi istiyorum Allah'ım der. Hakkı var mı kardeşler? Hakkını helal etmeme hakkı var mı? Var. Kimse bir şey diyemez. Hayır helal et. Hayır onun hakkı bu. Etmiyorum diyor. Ahirette 1 katını karşılığı neye geliyorsa Allah Teala sevaplarını alır. O kıldığı namazlar, yaptığı zekatlar, zikirler falan var ya. O sevapların bir kısmını alır artık ne kadarsa hakkı. Bu kişiyi alacak diye verir. Diyelim sevabı yok. Zaten günah sevabından daha fazla. Günahlarını bu taraftan alır, alacaklıdan günahlarını alır, verecek diye günahları yükler. Allah'ın ahiretteki taksimi böyle olacaktır. Kendinizi buna hazırlayınız.
Bu hesaptır, kul hakkıdır. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ Sizden kimin ehsenu amele, salih amel, hayırlı amel işleyeceğinizi ortaya çıkartmak için, görmek için Allah Teala ölümü ve hayatı yaratandır. Ya bu Allah'a şükretmeyeceksin de, bu Allah'a teşekkür etmeyeceksin de kime edeceksin kardeşim? Katede diyor ki, İmam Katede, Efendimiz Aleyhisselam'a bu ayetin tefsirini sordum. O da buyurdu ki, hanginizin daha akıllı olduğu manasını kastetmiştir. Hanginizin daha hayırlı ameller işleyeceğini görmek görmek için diyor ya ayette. Peygamberimiz Aleyhisselam bu ayeti nasıl tefsir ediyor? Kardeşler, Kur'an'ın ilk müfessiri Muhammed Aleyhisselam'dır. Kur'an'ı ondan daha iyi kimse bilemez. Bakın ayeti tefsirine bakın. Hanginizin daha akıllı olduğunu anlamak için. Hayırlı ameli kim işler? Kimin aklı daha çalışıyorsa, daha fazla çalışıyorsa. Namaz kılanlara bakın. Zekat verenlere bakın. Bunlar vermeyenlerden ve kılmayanlardan daha akıllıdır. Hayırlı amel yapanlar, hayırlı amel yapmayanlardan daha akıllıdırlar diyor Muhammed Aleyhisselam. İşte aramızdaki ölçü budur. Aklının keskin olup olmadığını nereden anlayacaksın? Günahlara mı battın? Günahlarda istikrarı mı var? Yoksa ibadette, ilim yolunda, ilim meclisinde, zikirde, namazda, zekatta istikrarı mı var? Nerede istikrarlısın sen? Günahta mı istikrarlısın? Senin de aklın çalışmıyor. Zeki değilsin, akıllı değilsin. Zihnin çok zayıf. Kuvvetli bir akla sahip olan hayırlı amellere, salih amellere yatırıma devam eder. İşte Muhammed Aleyhisselam bize bunu anlatıyor. Günah bağımlılığım var. İnsan zayıftır. Bazı günahlarda istikrar gösteriyor. Etrafında salih bir kul olmadığı zaman da o günahlardan beri duramıyor. Kendini çekip alamıyor. Kardeşler, insan denize girdiği için boğulmaz. Denizden çıkmadığı için boğulur. Bir süre kulaç atar, yorulur, kaslar soğur, güçsüzleşir, kulaç atamaz, suyun üzerinde kalamaz ve boğulur. İnsan günaha girdiği için cehenneme gitmez. İnsan günahtan çıkmadığı için cehenneme gider. Dikkat buyurun. Günah işlemeyecek insan yok. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizin yerinize günah işleyip peşinden tövbe eden kullar yaratırdı. Sizi helak ederdi, yok ederdi. Sizin peşinize günah işleyip peşinden kendisine tövbe edecek kullar yaratırdı. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz peygamber değiliz. Allah'ın koruduğu insanlar değiliz. Düşebiliriz. Mesele suya düşmek değildir. Mesele o sudan hemen çıkmayı bilmektir. Çıkmazsan artık daim olmuşsun demektir. O suda boğulma durumuna, eşiğine gelmesin demektir. İşte hayatımızı alan o suda devamlı kalmaktır. Çıkacaksın oradan. Senin hayatını devam ettireceğin yer o su değil ki. Sen oradan çıkacaksın, sahilde yaşayacaksın. Toprakta, insan toprakta yaşamak için vardır. Sen suyun içinde, benim hayatım bundan sonra burada diyorsun. Ve suda yaşayacağını iddia ediyorsun. Suda balık yaşar, insan yaşamaz. İnsan kara varlığıdır, kara canlısıdır, karada yaşar. Mesele budur kardeşim. Günahtan çıkmazsan ve daim olursan boğulursun ve cehenneme gidersin. O günahta istikrar göstermek seni boğar ve cehenneme götürür. Allah Teala Hazretleri inattan, günahta istikrar göstermekten bizleri korusun. Amin. İmanla yaşayıp imanla ölmeyi bize nasip etsin kardeşim. Amin. Amin. Bismillah. Ayeti bitiriyorum. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Sizden kimin salih amel işleyeceğini ortaya çıkartmak için sizi sınav ediyor. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ Nasıl bitiriyor Allah ayeti? O yücelerin en yücesidir, aziz. Allah'ın isimlerinden bir tanesi aziz. İkinci isim de gafur. Günahları çokça bağışlayandır. Şimdi neden Allah gafurla bitirdi ayeti? Çünkü bu çalışmalar esnasında, bu ölümdü, hayattı, dünya, sınav, namaz, niyaz, günahlardan sakınma, bütün bu çalışma, bu koşturma, bu hengame içinde günahlara düşeceğimizi biliyor mu? Biliyor. Zaten bilmese ilah olamaz. Her şeyi biliyor. Alim olması lazım. Hakim olması lazım. Hikmet ehli olması lazım.
peşinden nasıl bağlamış? Aziz, en yücedir. Gafur, günahları affetmekte, hataları görmezden gelmekte, silmekte ondan daha merhametli kimse yoktur. Siz bu sınav esnasında, ben sizi sınav ederken bazen düşeceksiniz, kalkacaksınız. Ama ben sizi Gafur ismimle affedeceğim. Siz yeter ki o denizin içinde kalmakta ısrar etmeyin, inat etmeyin. Ve benim bazı günahları affedecek kudretimin olmadığını düşünmeyin. İnsanların birçoğunda bu var şu anda kardeşler. Ben düştüm hocam, eşcinsellik belasına bulaştım. Zaten Allah beni affetmez. O yüzden namaz kılmıyorum. Ne demek bu? Allah'ın günahları affetme gücü bir yere kadar. Bazı günahları affedemiyor, gücü yetmez. Demiş olmuyor mu bu? Çünkü ümidini kesiyor. Allah'tan ümidini kesiyor. Beni affedemez diyor. Ben eşcinsellik yaptım diyor. Öbürü diyor ki ben faiz yedim, Allah'la savaş açtım. Zaten işim bitti. Nasıl işim bitti? Hala nefes alıp veriyorsun, aklın başında. Aklın başındaysa nefes alıp verebiliyorsan hala kurtarabilirsin. Hala geri dönebilirsin, geri adam atabilirsin. Hemen nasuh tövbeni yapacaksın. Rabbim ben düştüm ama sen bütün düşenleri kaldırdın. Sen putlara tapan Ömer'i, Allah ondan razı olsun. Muhammed Aleyhisselam'ın en sağdaki ikinci dostu yaptın. Ben ne? Cinayet işlesem bile puta tapmaktan hafif kalır. Eşcinsellik yapsam bile, 1000 tane farklı kadınla zina yapsan ve bunların hepsi evli olsa, 1000 kadınla zina yapsan, 1 tane puta tapmak ile eşdeğer olmuyor. 1000 kadınla zina yaptın, hepsi evli. Puta tapmak, hayatında bir kere puta taptın, eğildin, secde ettin. Şeye gittin, Hindistan'a gittin, Buda'yı gördün. Baktın herkes secde ediyor. Ya işte şaka oldu ya, ben şimdi burada bir hareket yapacağım, eğileceğim falan. Sen de beni biraz çek, story mi atayım Insta'ya, makara yapmak için. Şekli olarak eğlence babında Buda'ya eğildin ya da baş selamı verdin. Dinden çıkmış oluyorsun, İslam dairesinden çıkmış oluyorsun. Efali küfürdendir, kafir eden fiillerden. Herhangi bir dini ritüel yapma, İslam'ı reddetmek anlamına geliyor. Bir tanrının ilahlığını kabul etmiş oldun bir hareketle. Puta tapma, 1000 tane başka kadınla, ayrı kadınla zina etmekten daha yüksektir. Bu şirktir, günahların en büyüğü. Ya Hazreti Ömer'i, halifemiz Ömer radıyallahu anh'ı, Muhammed Aleyhisselam'ın en sadık dostu yaptı. Sen nasıl ümitsizliğe kapılabilirsin ki? Ben falancayı bıçakladım, ben falancaya cinayete teşebbüs yaptım, ben birini öldürdüm, benim işim bitti. Yani farklı farklı günahlar, evet büyük günahlar ama Allah'ın affedemeyeceği kadar büyük değil. Günahların ne kadar büyük olursa olsun, yaratıcın ondan daha büyük, bunu unutma. Sakın ola, şeytana teslim olma. O beni affedemez, o bu günahı affedemez demek, şeytana teslim olmak demektir. Allah'tan, kafirlerden başkası ümit kesmez diyor Kur'an. Sen nasıl Müslümansın? Hem ümit kesiyorsun hem ben Müslümanım diyorsun. Böyle iş olur mu? Allah Teala bizi şaşıranlardan, sapanlardan etmesin kardeşler. Amin. İşte cahil ölene acıyor, alim öldürene acıyor. Haberleri seyrediyorsun, birileri birilerini öldürüyor devamlı kardeşler. Her akşam 50 tane cinayet var. Cahil kişi ne diyor? Ya ölen kişiye yazık oldu be, acıyor ona. Alim nasıl bakar olaya? Alim öldürene acır, yazık. Ahirette Allah çok büyük azap edecek. Çünkü bir insanı kasıtlı bir şekilde mazeretsiz öldüren bir adam, küfür işlemiş gibi büyük bir günaha girmiştir. Çok ağır, büyük bir günahtır. Helal olduğunu söylerse, yani o bunu hak etti derse, harama helal demiş olur, kafir olur. Alim bu yüzden öldüreni acır. Cahil malını çaldıranı acır. Alim malı çalanı acır. Malını çaldıran ahirette zaten karşılığını alacak ve kaybolmayan, yok olmayan yerde. Malını çaldırmasa 3-5 sene sonra zaten o mal ya da para yok olacak. Dünya böyle bir yer, bazen gelir bazen gider. Çaldırdı, ahirette kesin olarak karşısına çıkacak o. Çaldırdığı mal var ya. O yüzden alim kime acıyor? Çalan var ya, çalan kul hakkına girdi. Alim ona acır. İlim ehliyle, ilim ehli olmayan avam tabakası arasındaki fark budur. Olaylara bakışları çok farklı. Varoluşsal problem yaşayan ateistler, agnostikler. Allah bütün bu sistemi bizi denemek, sınav etmek için yaratmıştır. Kim hak ediyor cenneti? Ben onu koyacağım cennete. Kim hak ediyor cehennemi? Cehenneme hak etmeyenden başkası girmez. Muhakkak cehennemi hak edecek fiiller işlemiştir.
Allah zorba değildir, zalim değildir. Hak ettiği için oraya girmiştir. Cennet de böyledir. Sadece hak edenler Allah'ın lütfuyla oraya gireceklerdir. Allah Teala sizleri de bizleri de lütfuyla o güzel cennete alsın. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın sofrasında beraber yemek yemeyi hepimize nasip etsin kardeşler. Amin. Bakın burada Allah Teala nasip etti. İlim meclisinde, peygamberlerin ziyaret ettiği bir ilim meclisinde beraber olduk. Ahirette de, mahşerde de bu ilim meclisi hürmetine Allah bizi ayırmasın. Amin. Cennette de Rabbim bizi ayırmasın kardeşler. Amin. Amin. Muhammed Aleyhisselam orada üç kadınla evlenecek. Dünyadaki hanımların dışında Allah ona üç kadın daha verecek. Bu düğünde olmak ister misiniz? Ben çok istiyorum. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. Firavun'un hanımı, Asiye anamız, sayı hadistir. Onunla Allah Teala nikahlayacak. Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi. O Musa Aleyhisselam'ı anası şeye verince, o nehire verince kız kardeşi onu takip etti. Şeye gittiğinden, Firavun'un sarayının önüne kadar gittiğinden emin olmak için peşinden koşturdu. Çok hayırlı bir kız kardeşi o. Onunla Peygamberimiz Aleyhisselam'ı nikahlayacak. Firavun'un hanımı Asiye anamız Müslüman. Musa Aleyhisselam'ın üvey annesi ona çok iyi baktı. Bir sarayda prens olarak yetiştirdi. Musa Aleyhisselam'ın ilahına, Allah'ımıza tapan bir kadın. Düşünsene kocan, ben Allah'ım diyen biri ama sen bir müminesin. Allah bu iki tane kadını peygamberimize eş yaptı. Bir tane daha var. Kim? Hazreti Meryem. İsa Aleyhisselam'ın annesi. Bu üç kişiyle Allah peygamberimiz Aleyhisselam'ı nikahlandıracak cennette. Rabbim şu nikahı şu gözlerimizle görmeyi bize nasip et. Amin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Rıdvan kardeşime ve Bağcılar ekibine, Mescid-i Zekeriya'ya çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettikleri için. Size çok teşekkür ediyorum. Meclisimizi doldurdunuz. Allah hepinizden razı olsun. Rıdvan kardeşime dedim, seni yetiştirmem lazım. İslam davetçisi olacaksın. Vaazları her hafta bir hoca bulmak zordur. Birinin başka programı var, öbürünün başka bir yerde programı var. Bulamazsın. Bulamadığın zaman bu insanlar ilimsiz kalmasın. Sen buraya geleceksin, ben sana taktikleri öğreteceğim. Nasıl ayet tefsir edilir, nasıl hadis-i şerif şerh edilir. Bunların hepsini öğreteceğim. Kendine zaman ayır, yanıma gel. Rıdvan kardeşi inşallah yetiştireceğim çok kısa bir zaman içinde. Size her hafta burada 20 dakika olsun, 15 dakika olsun, 30 dakika olsun ilmi sohbetler yapacak ve ilimden uzak kalmayacaksınız kardeşler. Cahille avam arasındaki fark çok büyük bir farktır. Çok büyük. Kur'an bunu şöyle açıklar. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Hiç görenle, başka ayette şöyle diyor. Görenle görmeyen arasındaki farka bakın ya. Hiç görenle görmeyen bir olur mu? Daha dünyadayken bile gören bir adamla görmeyen bir adam arasında dağlar kadar fark var. Fıkhi olarak da gözü görmeyen bir insanın imamlığı en sondadır. Önce gözü gören insana imamlık yaptırırlar. Mekruhtur çünkü amanın imamlık yapması. Ehliyette, o ehliyette birisi yoksa o zaman ama imamlığa geçirilir. Şahitlik, amanın şahitliği kabul edilmez. Görenle görmeyen bir olur mu diyor. İlimle cehalet arasındaki fark işte bu kadardır. Çok keskin, derin bir uçurum. E şimdi ilim meclislerine gitmiyorsun. Kitap okumak zaten bizim Türk milletinde yok. E bari ilim meclislerine git. Sohbet izle, sohbet dinle. 20 dakika, 30 dakika her hafta Rıdvan kardeşimi burada izleyiniz, dinleyiniz. Kendinizi geliştiriniz kardeşim. Allah hepinizden razı olsun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Olsun.